Bu gece bana telefon gelirse idare et, tamam mı? Müt ararsa dayısına gitti dersin. Nereye gidiyorsun? Levent'in yaş gününe. Dayından kağıt ister. Aman Bilge, sen de. Atıyorum kağıda bir imza, tamam. Kontrol mü ediyor? Yakalanınca görürsün. Bak, sakın çok içme, tamam mı? Sonra hasta oluyorsun, ben uğraşıyorum. Bu dayı beni düşünmüyor da. Sen daha burada mısın? Ne oldu, arkamdan dedikodu mu yapacaktın? Sınavın vardı ya. Allah'ın belası idare hukuku. Geçeceksin. Başarılar Bilgeciğim. Sağ ol. Başarılar. Sakın heyecanlanma bak. Kopyalıklarını aldın mı? Ne kopyalığı? Ben kopya mopya çekmem. Anca gidersin o zaman. Kopya çekmeden sınıf geçilir mi ya? Biz sen değiliz hanımefendi. Hadi eyvallah. Sanmam ama. Başarılar. Pınar be, ne olur biraz beni çalıştır. Ne çalıştıracağım? Cumartesi'ye okulda oynayacağım oyunu. Ben ne anlarım tiyatrodan be Cihan? Zaten biraz sonra çıkacağım. Lütfen ne olur, çıkana kadar iki replik çalışsam kârdır. Buyur Müstesna'cığım. Ay sağ ol. Anneciğin nerelerde, görülmedi hiç. Kız kardeşine gitti, Pendik'e, Nimet Hanım'a. Sen niye gitmedin? Aman ben onu çekemem, pozlu kadın. Kocası eskiden sefireymiş ya, hala pozu devam ediyor. Anneciğin iyidir, Ülfet Hanım canım. Serttir, aksidir ama iyidir. Sen de bilirsin. Ay çok iyidir. Şimdi Allah'a bak. Yürü yufka. Seni de çok seviyor. Esinle tabii, bunca senedir bir aradayız. Öyle deme müstesna. İnsanın hakiki annesi olsa bu kadar düşkün olur. Evlat başka şey, evlatlık başka şey Şadiye abla. Hiç mi oldu? Orası öyle. Ne zamandır onun yanındasın sen? 10 yaşından beri işte. Ya gördün mü bak. 10 yaşından beri sana bakmış, büyütmüş, yetiştirmiş, öyle değil mi? Başkası olsa koskocaman insan oldun, bak başının çaresine derdi. İyi, anacığım iyidir benim. Sen şimdi koltuğun üstünden çantamı alacaksın ve bana vermeyeceksin. Ben sana ver diyorum diyeceğim ama sen vermiyorum diyeceksin. Ben zorla alacağım. Hı hı, tamam. Tamam mı? Ver çantayı. Ver çantayı. Ne diyecektim? Üf, bir kelime be Pınar, bir kelime söyleyeceksin. Vermiyorum diyeceksin. Pardon, tamam. Söylüyorum şimdi. Vermiyorum. Aman. Tamam, söylüyorum. Vermiyorum. Ver diyorum sana. Ya kaçsana. Tamam, tamam. Hadi baştan alalım. Amma yeteneksizsin Pınar. Hiç görmedin mi anneni müstesna? Nasıl göreyim? Beni doğururken ölmüş. Sonra Müdür Hanım almış senin yanına, öyle mi? Annem işte doğumda ölünce babam beni orada burada 10 yaşına kadar getirmiş. Doktor babamın yanında hademeymiş babam. Müdür Hanım'ın kocasının. Evet. Babam beni de götürürdü hastaneye, hatırlıyorum. Doktor babam da babama sen buna bakamıyorsun, bize ver. Bizim hem bizim hanıma yardımcı olur hem biz onu büyütür okuturuz demiş. Annem o zamanlar daha öğretmendi benim. Babam da olur demiş. Tabii ne desin, vermiş. O gün bugündür böyle işte. Sen de doktor beyi baba bildin. Üzerimde çok hakkı vardır. Temiz kalpli, iyiliksever insan. Allah gani gani rahmet eylesin. Eyvallah insan. Hakkın yok buna, ver çantayı. Yeter be. İstemiyorum oyun boyun. Gördün mü? Senin yüzünden çorabım kaçtı. Git başkası çalıştırsın seni. Hadi bir tarafım kırılacak şimdi. Çok özür dilerim, benim yüzümden oldu. Çabuk git çorap al bana. Zaten geç kaldım. Ay. Şunun işine bir bak. Bak böylesini gördün mü? Ay Esin mi getirdi bunu? Yo, bu kaçak. Ay çok güzel. Hemen satma Şadiye abla, ne olur. Ne oldu, sen mi alacaksın? Kızım al götür, yaparız bir şeyler. Ay vay, alamam. Esine bir masa örtüsü ısmarladım. Boyuna para istiyor, para dayandıramıyorum. Anlamadım gitti. Sen bilirsin, teklif benden. Sağ ol. Esin'in getirdiği masa örtüsünü gösterdim mi ben sana? Yok, yeni mi getirdi? Bir gör, gör de bayıl. Aa, bunun aynısından getirdi bana, tamam. İpliği, boyu, posu aynısı, tamam. Bende var. Kaça dedi sana? 300. Aa, ben de 300'den aldım, olur mu?
Müsaade et de buna ben kızayım. Ben satıcıyım, sen alıcısın. Ama ben alalı 6 ay oldu Şadiye abla. Ya. Bilseydim şimdi senden alırdım 400 bine. 6 ay önceki parayla bir mi? Orası öyle. Git esine söyle. İyi valla. 6 ay önce aynı parayı aldık. Nerede kaldı bunun kârı? Aa Müs, sen de mi buradasın? Günaydın Şadiye teyze. Başkaları da mı vardı? Aman bu da. Yasak değil herhalde buraya gelmek. Bir şey mi dedim şimdi? Bana 2 numara süper ince çorap verir misin Şadiye teyze? Renk? Siyah. Ben de kalkayım artık. Ne güzel oturuyorduk müstesna. Gideyim artık sobalara bir bakayım. Geçer meter de bu kızlar kafama kakarlar sonra. Günaydın. Ne günaydını? Akşam oldu neredeyse. Saat kaç? Ki uçağı geliyor. Ay çok geç olmuş. Bitirdin mi çizimlerini? Sabahladım ama bitiremedim. Ne olur çalıştır müstesna, tek başıma olmuyor lütfen. Anacığım ben ne anlarım tiyatrodan miyatrodan beceremem. Ben anlatacağım sana, sen bir şey yapmayacaksın lütfen Müs, ne olur. Başımın belası peki. Nöbette bir aksilik çıkmadı inşallah. Çıkmadı ama çok hasta vardı. Sen de gelmedin. Gelemedim. Çok bekledim. Biliyorum ama çıkamadım işte. Hadi gel odama bir çay içelim. Olur. İki gözüm önüme aksın ki dayımlara gideceğim müstesna. Niye yalan söyleyeyim? Senin doğru söylediğini görmedim ki anacığım. Niye inanayım şimdi sana durup dururken? Al. Bu ne bu? Aa. Niye yalan söyleyeyim? Dayımlara gidiyorum işte. Hadi oradan. Hafta ortasında ne işin var dayınlarda? Pek bayılırsın ya. Hadi be Müs, bırak çeneyi. Dur bir dakika Cihan, tamam çalıştıracağım dedim. Tamam. Sen niye gidiyorsun şimdi çarşamba çarşamba dayına? Ne olmuş? Perşembe perşembe mi gideyim? Hafta sonu torbaya mı girdi? Hadi gel bizim odaya gidelim. Kağıdımı okudun mu? Okudum. Kaç aldım? Listeler asılınca öğrenirsin. Aa hadi söyle kaç aldım? Söylemem. Geçti mi bari? Geçtin, geçtin. İyi. Şimdi bir evimiz olsa sıcacık. Kanepeye uzansak. Birer içki içsek. Müzik dinlesek. Kömin olsa. Odunlar çıtır çıtır yansa. Çok güzel olurdu. Niye bir ev tutmuyorsun? Niye tutayım? Böyle zor oluyor ama. Ne yapalım? Bak şimdi Müs'cüm, başlıyorum. Şimdi biraz rahatladı içim. Hadi bakalım kim başlayacak? Sıra sende. Seviş. Seviş. Sevişmeyecek miydik? Aa ne diyor bu böyle? Ay bırak müstesna, ne diyorsa diyor. Hayır, anlatacaktık. Ne anlatacaktık? Hayatımızı anlatacaktık. Ya okusana sen. Hayır, anlatacaktık. He, önce sevişip sonra mı anlatalım, yoksa önce anlatıp sonra mı sevişelim? Anacığım ne biçim oyun bu böyle? Ne ayıp şeyler bunlar, okulda bunları mı öğretiyorlar size? Saçmalama Müs, niye ayıp olsun, oyun bu. Vallahi okurken bile yüzüm kızarıyor, bunu bil. Önce sevişip sonra mı anlatalım, yoksa önce anlatıp sonra mı sevişelim? Terbiyesizler. Hadi müstesna, hadi. Tamam. Durur. Yazımı tura mı atalım ha? Cebinden para çıkarır. Parantez içindekileri okuma, onlar okunmaz. Madem okumayacak, niye yazıyorlar o zaman buraya? Boş ver, oku hadi. Yazı gelirse sevişeceğiz. Tura gelirse... Ya böyle şeyler televizyonda bile yok Cihan. Parayı havaya atıp avucunun üstünde tutar. Pardon, burayı okumayacaktık parantez içinde. Tamam, anladım ben. Devam et Müs, devam et. Tamam. Peki sonra sevişiriz ama unutturma. Senin baban değil o dedim, sırıta sırıta. Önce şaka ediyorum sandı. Gülümsedi, yemin ettim. Şaşırdı ama bana inanmadı gene. Direttim ben de. Nesine
iddiaya girersin dedim. Tamam tamam, senin okumana lüzum yok. Benim repliklerimi çalışalım yeter. Beğenemediniz mi hanımefendi? Beğenemedik. Niçin yaptın bunu? Ay ne yaptım gene be? Ay müstesna, çalışıyorum işte, oynuyorum. Biraz anlayışlı olsana. Bütün sorumluluğu benim üzerime ekiyorsun Amur. Niye böyle söylüyorsun? Yalan mı? Ben yurtta kalmaktan memnunum. Birlikte olamıyoruz diye rahatsız oluyorsan sen tut be ev de orada burada buluşmaktan kurtulalım. Nasıl tutayım Yasemin? Alev'e nasıl açıklarım bunu? Şimdi yaşadıklarımızı açıklıyor musun? Bunu da açıklama. Sanki Alev'in her şeyden haberi var. Lütfen kavga etmeyelim. Başlatan sensin. Yasemin lütfen. Evde yeteri kadar kavga ediyorum zaten. Benim anlatacak hikayem yok. Yokmuş, ben sorayım öyleyse. Neden nafaka davası açmıyorsun kocana? Çocuk ondan değildi. Ama ne biçim bağırıyorsun anacığım, öyle bir kilo yoğurt ver gibi. Sen burada buna karşı çıkıyorsun. İnkar ediyorsun, öyle yap. Baştan al bakayım şimdi. Uf, tamam boş versen. Ne demek boş ver, niye boş veriyormuşuz? Aman senin nene lazım, oku işte. Anlamıyorsun demek istiyorsun, öyle mi? Öyle mi? Peki öyle olsun. Aşk olsun Müsçüm, öyle bir şey demek istemedim. Peki ne demek istedin? Ne alakası var canım, hadi al. Öyleyse ilk kocana nafaka davası açsaydın. O da kabul etmiyor çocuğu. Nasıl olur? İlk kocamla evliyken ikinci kocam olacak o adamla seviştim. Gebe kaldım, ilk kocamın çocuğu olmuyordu. Gebe kalınca ayrıldım elbet. Öbürüyle evlendim. Bu sefer ikinci kocam nedense doktora gidiyor, muayene oluyor. Doktor diyor ki senin çocuğun olmaz. Bana başkasının çocuğunu yutturuyorsun diye başıma kalktı. Aa, anneciğim hoş geldiniz. Merhaba müdür hanım. Çalışıyor muydunuz? Evet çalışıyorduk. Ne çabuk döndünüz siz? Gitmedim, vazgeçtim. Niye? Gözüm yemedi o kadar yolu. Kadıköy'ünde şöyle bir dolaştım, bindim otobüse geri geldim. Başka gün birlikte gideriz. Hadi çalışın şimdi siz, devam edin. Ay anne ne biçim oyun, bir bilsem bu. Ne oldu? Yatmışmış, kalkmışmış. Ne ayıp şey. Sanatta ayıp olmaz müstesna. Ben aşağı iniyorum, ocağa yemek koydum. Bakıver tamam mı? Tamam anneciğim, sen hiç merak etme. Azıcık uzanacağım, çok yorulmuşum. Hadi kolay gelsin size. Sağ olun müdür hanım. Bu oyunu sahnede oynadığın zaman görmek isterim Cihan. Tabii müdür hanım. Bir yere gidelim mi? Eve gitmem lazım. Canım 8'e kadar otururuz. Ben de yurda gideceğim zaten. Geç oldu, eve gitmeliyim. Aa, neden? Saat daha 6. Bizim oğlanın yaş günü bugün. Evde misafiri var. Çıkalım o zaman. Cuma akşamı nöbetçiyim. Sen de bir nöbet ayarla. Niye böyle yapıyorsun? Yok anacığım. Kabahat bende. Annem az ısrar etmedi. Yalvardı. Kendi zorla götürdü. Orada okula yazdırdı, neler yaptı ama. Niye gitmedin? Kafa işte. Salak. Okuda adam ol değil mi? Yok, kim uğraşacak okulla? Kim ders çalışacak? Sabah erkenden kim kalkacak? Evde oh yan gelip yatmak varken. Yazık olmuş. Şimdiki aklım olsaydı Cihan, öyle pişmanım. Allah iyiliğini versin senin müstesna gibi emi. Gitti yemek. Ne oldu? Ne oldu? Eyvah yemek. Ne oldu? Eyvah yemek yandı. Yemek yandı. Ah! Gel be ayağımın altına. Yavaş be. Ne oldu yine? Nereye koşturuyor bu? Yemeği yaktı. Sen burada mıydın? Hı, şimdi geldim. Çay var mı? Var var. Ay anneciğim. Ya al anneciğim. Ne dedim sana ben? Yemeği unutma demedim mi? Ay oyuna dalmışız yukarıda anneciğim. Evi yaksaydın bari. Bu kadar da olmaz canım ha. Yok. Nereye? Yurda.
Araba burada. Ben taksiyle gideceğim. Saçmalama. Yasemin lütfen. Beni rahat bırak. Yapma böyle. Evli olduğumu biliyordum. Evet biliyordum. Yasemin tartışmak istemiyorum. Hadi bin araba. Taksiyle gideceğim dedim. Bu akşam çıkmıyoruz diye böyle yapıyorsun değil mi? Sen evine geç kalma diye yapıyorum. Merhaba kızlar. Merhaba. Ne haber? İyilik. Terliklerim nereye gitti yine? Yatakların altına bak. Merhaba. 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 Bunun teki nerede? Tut. Allah kahretsin seni, kafama vurdu. Sınavı iyi geçti galiba mutlaka. Şimdi görürsün yapma. Sen. Yapma. Yapma. Yapmayın. Dur hasta olacağım. Dur. Yapma. Bitti canım yeme. Kuşbaşı et de yapmıştım. Dünyanın parası. Ay, tamam anneciğim. Başıma kakıp durma artık. Bak kahvaltı edeceğiz. Tamam. Azdı kudurdu bunlar yine. Tavanı başımıza yıkacaklar. Çay bitmiş. Ne çabuk, daha yeni almıştım. Ay sen de çok unutkan oldun anne. Yeni mi aldın? Kaç ay oldu? Ordu besliyoruz sanki. Git kızlardan bir tutam iste. Tamam. Ya dönün hastam hocam. Ben bana ya. Ne oluyor size? Ne oluyor? Ne oluyor? Azdınız yine değil mi? Aferin size, bravo! Böyle mi teşekkür ediyorsun bana Cihan? Vallahi seni ıslatmak istemedim müstesna. Siz çocuk musunuz? Ne bu haliniz? Hiç utanmıyor musunuz değil mi? Bıktım vallahi sizden. Dışarıdan bakan da hepinizi adam sanır. Üniversiteli kızlar. Ama akıl yok hiçbirinde, başka mesele. Vallahi billahi sizi anneme karşı korumaktan bıktım artık. Nedir benim sizden çektiğim? Eğleniyorduk müstesna. Ne, eğleniyorlarmış. Böyle eğlence mi olur? Sizi bu kadar sevmesem var ya. Burnunuzdan getiririm fitil fitil. Herkese merhaba. Merhaba doktor hanım. Merhaba. Nesi var bunun? Bilmem. Var bir derdi. Aa, çay bitmiş bizde. Bir tutam çay verin. Annem bekliyor aşağıda. Git al işte, paket duruyor yukarıda. Bana bak, bitirme ha. Hı. Yasemin, ne oldu? Neyin var? Hasta mısın? Yok bir şey Ezgi. Çok keyifsiz görünüyorsun. Boş verin. Bir saat sonra gideriz değil mi? İlk giden biz olmayalım da sap gibi. Ne güzel bir yermiş burası. Hı hı, güzeldir. Biraz bize kuru yemiş verir misiniz? Tabii. Aa, Semih? Aa, Seda merhaba. Ne haber? Nereden çıktın böyle? Ben böyleyim. Ne zaman ortaya çıkacağım belli olmaz. Yoksa sen de mi Levent'lere gidiyorsun? Tabii. Senin de geleceğini duydum. Oğlunun doğum günüymüş. Çok zor. Sen de nereden buldun evli barklı adamı ve arkadaşımı?
Hiç mi bekar yoktu koskoca hastanede? Adam hem evli hem de 10 yaş büyük. Yani mi söylenecek laf mı şimdi bu? Doğru söylüyorum. Doğru söylüyorum, tabii doğru söylüyorum. Uğur'un evli olduğunu biliyordun. Böyle olacağını tahmin etmen lazımdı. Adam sana söz verdi mi? Boşanacağım dedi mi? Ben öyle bir şey istemedim ki. O zaman katlanacaksın. Aman takma kafana. Böyle olacağını biliyordum aslında ama... ne bileyim... sevdim işte. Ah yavrum. Tabii. Vallahi çok üzülüyorum. Üzülmeyin. Bitireceğim artık. Yasemin, ondan ayrılırsan sana takar mı? Nasıl? Hocan değil mi? Sınıfta bırakır. Yok canım, o kadar da. O kadar da hıyar değildir inşallah. Affedersin yani. Hadi Gülsene, koş kitarını getir. Kitarını getir burada eğlenelim. Tabii. Çok güzel bir güzel eğlenelim. Doğru be, yaşamış. Tabii ama. Gerçekten. Ciddi misin? Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun gecenin bu saatinde? Sana ne? Sen işine bak. Ayıp ediyorsun ama. Git be. Senin eski sevgililerinle uğraşacak halim yok benim. Hadi. Ne sevgilisi? Ben aptal değilim. Anlamadım sanki. Saçma saçma konuşma da otur yerine. Ne diyorsun sen ya? Yurt kapandı. Nasıl gireceksin içeriye? Dert mi sana? Nasıl girersem girerim. Şöyle neşeli bir şeyler çal da Yasemin neşelensin biraz. Ben iyiyim kızlar, merak etmeyin. Buraya kadarmış, tamam, bitti bu iş. Yine de çabuk karar verme istersen, bir düşün. İnceldiği yerden kopsun. Ne çalayım? Her mevsim içimden gelir geçersin. Sen vefasız yolcu, kalbim viran edersin. Onu çalsana. Yok yok, mezarımı taştan oysunları çal. Şuna bak, biz neşeli bir şeyler çal diyoruz, bu ne diyor? Gitarla çalınabilecek bir şey isteyin. Ya biliyorum. Şimdi uzaklardasın. Raynaynino. Gönül hicranla doldu. Hiç ayrılamam. Bu daha iyi sanki. Olmadı bu değil mi? Olmadı bu. Bence oldu. Telli telli telli, şu telli turnam, sanma ki yaralı uçmaz bir daha. Takılmış kanadı göçmen kuluna. Aman çocuklar, bulaşıklar kaldı, ben gidiyorum, sonra tekrar geleceğim. Hadi tamam. Şimdi geliyorum. Alo? Alo, kimsiniz? Madem arıyorsun konuş. Hala yanık kokuyor içerisi. Sular buz gibi. Nasıl çatlamış ellerim. Anne, canım eller mahvoldu. Eldivenlerini takmadın mı? Taktım ama bana mısın demiyor. Ben yatıyorum. Sen camı biraz aç, havalandır burayı. Tamam. Hala kokuyor. Tamam. Ha, açık unutma, sonra donarız sabaha kadar. Unutur muyum hiç anneciğim? Ha, yatmadan sobaya kömür at, geçmesin. Tamam. Lan. Sen eksiktin, patla. Alo? Pınar? Müdür hanım uyuyor mu? Şimdi yattı. Açıldın mı biraz? Açıldım tabii. Uğur Bey'i mi düşünüp duracağım? Benim uykum geldi, ben yatıyorum. Sağ ol Gülseren, çok güzel çaldın. Bir şey değil.
5-8 oynayalım mı? Vallahi oynayalım. Tabii, ye bizi yine değil mi? Hadi Yasemin, hadi hadi. Kim oynamayacak? Ben oynamam. Ben gidip biraz kitap okuyayım. Burada oynayalım, müt görmesin. Tamam. Allah iyiliğini versin. Ne olacak şimdi? Lütfen müstesna, ne olursun. Tamam başımın belası, tamam. Nedir sizden bu çektiğim benim, anlamadım ki. Ne büyük cezam varmış. Ne kadar sürer gelmen. Yarım saate kadar oradayım. Sinek ikili bende, ben söylüyorum. Söyle. Patlama. Koz kupa. Canım, çok teşekkür ederim. Bir daha düşün Bilge. Allah kahretsin. Yanlış koz söyledik. Değiştiremezsin artık. Biliyoruz. Ben kaççıydım? 300'sün. Havada karada yaparım. Orası belli olmaz. Sen 8'cisin. Kafadan -2'm var. Bu eli bozalım. Ödümüzü koparttın müstesna. Müdür hanım sandım. Vallahi bıktım. Bıktım sizden artık. Ne yaptık yine? Bakın kızlar, hepinize söylüyorum, bu son. Ne son? Ya yakalanacak şimdi, benim başım belaya girecek. Ne oldu bir anlatsana. Bütün yere ben de geleyim mi anam? Gel gel, cehennemin dibine gidiyorum. Manyak, bir bu eksikti. Kapıyı aç diyor. Ben nasıl açayım? Benim anahtarım mı var? Sen de yani Müs. Bir anahtar yaptırmayı akıl edemedin değil mi bugüne kadar? Siz o kadar akıllısınız madem de, niye sizin aklınıza gelmedi hiç? Canım şimdi geldi işte. Ben bu Rix'i göze alamam. O Rix değil, risk canım. Aman bu da laf düzeltici. Canım riskini karşılarız. Nasıl? Bir biçimde. Müs, çay yapalım mı, içer misin? Ama ne çayı Esin'cim? Benim yüreğim buramda atıyor zaten. Sokaklarda it var, kopuk var, sapık var. Ay başına bir şey gelirse ben ne yaparım? Bir şey olmaz müstesna, korkma. Bakayım. Nerede kaldı bu anacığım? Birazdan gelir. Ay vallahi şimdi bayılacağım korkudan. Sol kolum uyuştu. Ay, ya bir şey olduysa Allah. Niye olsun müsait, daha 11 bile olmadı. Ay ne oluyor bu bekçiye? Bilmem. Eyvahlar olsun, bekçi düdük çalıyor. Yakalandı galiba. Dur bakalım anlarız. Gel gel. Geç. Geç bakayım, otur şuraya. Kapıyı açın müdür hanım. Ay ah. Ah, İçeri biri girdi. Komutan odaya. Anneciğim seni de uyandırdı değil mi? Ah. Kapıyı açın. Ne oldu bekçi efendim? İçeri biri girdi müdür hanım. Röntgenci midir, hırsız mıdır, nedir? İçeri girip bir kontrol edecek. Bu saatte yurduma her kim olursa olsun erkek giremez bekçi efendim. Ya hırsızsa? Katilse müdür hanım? Yok bir şey, hırsız mırsız girmedi. Müdür hanım, silah milahı vardır belki. Yok bir şey dedim, sağ ol. Hadi iyi geceler. Ay, ne oldu anne? Yürü içeri, yürü. Seninle de görüşeceğim. Nedir bu böyle Pınar? Müstesna sus. Anacığım ne bu böyle? Böyle bekçi mekçi geliyor. Evet Pınar. Şey müdür hanım, ben dayımlara gitmiştim.
Evet, bana söylemişti bu akşam dayımlara gidiyorum diye. Dayımlara gitmiştim işte. Evde bulamadım. Biriniz gidip kapıyı dinlesin. Ya, Müt kapıyı açsın da kıyameti koparsın. Bir kapı dinlemediğimiz kaldı zaten. Çok merak ediyorum, ne oluyor aşağıda acaba? Git dinle kapıyı o zaman. Sen dinle. Şşt, tartışmanın sırası değil. Hay Allah. Esin ne olur hadi sen dinle. Vallahi ben yapamam, sen dinle. Ben gidiyorum. Kapı dinledim diye yurttan atacaksa atsın. Sen dedin ya anne pencereyi açık bırak diye. Demedin mi? Hala yanık kokuyor içerisi. Camı açık bırak da biraz... Niye kapatmadın peki? Yatarken kapat demedin mi anne? Hatta aman kızım açık unutma dediniz. Tamam uzatma. Kendin dedin camı açık bırak da koku çıksın diye. Baksana. Sen hep böyle pencereden mi girersin kızım? Sizin evde kapı yok mu? Ama müdür hanım. Seni uyandırmak istemedi herhalde. Sana karışma dedim. Pencereyi açık görünce uyandırmayayım dedim müdür hanım. Ya bak görüyor musun? Beni uyandırmayı falan bırak şimdi. Kapıyı niye çalmadın? Bana inanmazsınız diye korktum. Ha şimdi inandın mı? Git benim odamdaki dolaptan Pınar'ın dosyasını getir. Ne yapacaksınız şimdi dosyayı? Sana getir dedim. Ay nereden bulayım şimdi? Senden hiç beklemezdim Pınar. Ama müdür hanım vallahi... Tamam sus. Çok özür dilerim. Bu Pınar'da da hiç akıl yok vallahi. Bilge bir şey duyabildi mi acaba? Ay çok meraklandım. Pınar da hep böyle yapıyor. Ama bu sefer fena takıldı. Papaz her gün pilav yemez. Ne yapabiliriz çocuklar? Vallahi şu aşamada hiçbir şey yapılamaz. Ay sen misin ödümü koparttın. Ne arıyorsun sen burada? Ne oldu Müt yakaladı mı? Sorma. Yakaladı. Dosyasını istedi. Ay eyvah. Sıç çekil. Nerede kaldın? Anneciğim işte geldim. Geldim buyurun. Gözlüğümü de getir. Nerede? Yatak odamda, etajerin üstünde. Tamam. Ne oldu? Müdür hanım yakalamış. Eyvah! Dosyasını istemiş. Atıyor mu şimdi Pınar'ın yurttan? Ay Allah korusun. Nereye gitmişti? Levent'in yaş gününe. Bir şey oldu herhalde, geri döndü. Ne yalan attı acaba? Dayımlara gittim demiştir. Müt şimdi dayısını arar, size geldi mi diye sorar. Bak kızım, bir daha böyle bir şey olursa hırsız gibi pencereden girme. Tabii buna kapı diye bir şey var. Müstesna, ben konuşuyorum. Tamam anneciğim, affedersiniz. Ben sizi sokakta bırakacak değilim. Burası sizin eviniz. Canım banyo yapmak, televizyon seyretmek istedi. Dayınlara gittin. Bana bir söylesene. Ben dayıma gidiyorum müdire hanım desene. İşte anneciğim bana söyledi ya. Ben de sana söylerim diye herhalde. Bir daha olmasın Pınar. Bak dayınların da senin geleceğinden haberi olmamış. Gezmeye gitmişler. Adamcağızın ödü patlamıştır sizin sesinizi duyunca değil mi anne? Yapma bir daha böyle. Yeni girmişler kapıdan. Pınar'a bir şey mi oldu diye ötleri koptu. E tabii ne de olsa dayı korkar. Dayılık işte. O giderse ben durmam. Konuşuruz müdür hanımla Bilge. Aa Müs geldi. Attı mı yurttan? Ne oldu? Yurttan mı attı? Ne dedi ne olmuş? Susun zaten canım sıkkın. Ne oldu? Ne olacak yurttan attı. Şimdi nerede? Aşağıda ben eşyalarını toplamaya geldim. Dur Müstesna. Hadi be sen de. Ya kızın dayısına telefon etti gelin alın kızı diye. Şaka yapıyorsun. Ne şakası anacığım sen görmüyor musun benim halimi? Gidiyorum konuşmaya. Ama nereye gidiyorsun zaten sinirli kadıncağız? Ben ayrılıyorum o zaman. Ben de ayrılırım. Ben de giderim. Ben de ayrılırım. Aa Pınar! Anlatsana! Müstesna nasıl? Sen benimsin Müstesna! Sen affedin canım sen! Esincim şaka yaptın Esincim! Ne oluyor burada ya? Bırakın! Aman hadi be! Yap yatağını! Bırakın! Bakın bir daha vallahi de billahi de idare etmem sizi.
Kayınlar evde olsaydı görürdün sen gibi. Ama müstesna. Canım, canım. Buyurun bakalım, keyif çayı. Aman, çaycı geldi, çaycı geldi. Ay çok zahmet oldu sana güzelim. Rica ederim Müsçüm. Buyurun, buyurun. Buyur. Al sen de. Ay biri anneme baksın ne istiyor ne olur. Ben bakayım. Geldin müdür hanım. Annem uyuduktan sonra pişti oynayalım mı kızlar? Oynayalım Müs. İstediğin kadar oynayalım. Ah canım bundan sonra biz seninle hep eşiz. Tamam. Bilge seninle eş değiliz. Kabiliyetsiz. Ama. Yasemin telefon sana. Uğur arıyor. Ne bu saatte mi? Yasemin koşsana telefon. Uğur arıyor.